Shurima'nın yakıcı güneşinin altında geçmişten beri kehanet yetisine sahip kişiler olmuştur. Yaşını almış bir incik boncuk satıcısının tek çocuğu olan Mazahar, yeteneğini keşfettiğinde annesiyle babası harap eden bir hastalığın pençesinde yitip gitmişti. Çektikleri yetmezmiş gibi bu genç çocuk Amakra şehrinin sokaklarında bir başına kalmıştı. Sonunda kenar mahallelerde ya bir meteliğe ya bir lokma ekmeğe fal bakar olmuştu. Baktığı fallarda söyledikleri doğru çıktıkça Malzahar'ın şöhreti zamanla yayıldı. Mesela ön sizilerini kullanarak meraklı bir devecinin kiminle evleneceğini veya pazarda şans oyunlarında bir hançerin tahtanın neresine denk geleceğini öngörebiliyordu. Çok vakit geçmeden müşterileri de değişti. Artık kirli çarıklılar değil, mücevherle bezeli terlikler giyen niceleri onun peşindeydi. Fakat bunlara rağmen Mazahar kendi kaderini bir türlü okuyamıyordu. Geleceği saklıydı. Gün geçtikçe kendi başarısına doyan genç kahin, halkı sarmış olan eşitsizliği ve hayatından memnun olmayanların garezinden başkalarına nasıl zarar verdiğini gördü. Herkesin bu acı dolu kasır döngüye hapsolduğuna ve müsebbibinin de kendileri olduğuna inanıyordu. Ümit verici kehanetlerinde bu döngüyü kıracağına inancı kalmadı. Mazahar artık boşluktan başka bir şey hissedemez olmuştu. Sonunda malını mülkünü geride bırakıp dönmemecesine Amakra'yı terk etti. Sayı çölünün eteklerinden eski Shurima'nın harabelerine yıllar boyunca diyar diyar dolandı. Başkalarından uzaklaşarak nihayet düşünceleriyle baş başa kalmıştı. İnsanların ne kadar duygusuz olabildiğini gördüğü gibi geleceğin nasıl musibetlere gebe olduğunu da hissedebiliyordu. Uyanık saatlerini ateşli imgeler sarmaya başlamıştı. Bir yandan yabancı fısıltılarla savaşın, çatışmaların ve sonsuz acının sesleri kulağına çalınıyordu. Kumlar tuza dönene kadar uzun yollar aşınladı. Geçmiş çağın savaşlarında harap olmuş bir şehir olan Ikatya'ya vardığını bilemezdi tabii. Mazahar vardığı çetrefilli uçurumun derinliklerine gözlerini dikip bir şeyleri anlamak umuduyla zihnini açtı. Ve hiçlik ona cevap verdi. Bu başka bir hikaye olsaydı oracıkta sona ererdi. Ancak Mazahar dayandı. Karanlığın derinliklerinde yatan şey bitkin kahinin ruhuna sadece bir anlığına dokundu. Ancak bu süre uçurumun acayip yabancı enerjisinin bütün aklına hakim olmasına yetti. Olanların ardından Ikatya'dan çıkan kişi sadece bir adam değil, çok daha fazlasıydı. Mazahar, ölümlü hayatında gördüğü bütün eziyetlere son vermenin yolunu karanlıkta buldu. Göremediği ve gizli olduğuna inandığı geleceğinin aslında gerçek görevinin ön sezisi olduğunu fark etti. Dünyanın kaçınılmaz yok oluşunu hızlandırmak. Halk arasına dönüp onları isteseler de istemeseler de kucaklayacak olan kutsal yokluğun mesajını yayması gerektiğini anlamıştı. Mazahar dünyanın kurtuluşuna elçilik edecekti. Çölün derinliklerindeki göçmenler arasından ilk takipçilerini buldu. Onların şaşkın gözleri önünde hiçlik güçleriyle toprağa yarıp çıkardığı vızdırdayan kabus gibi yaratıklarla onu inkar etmeye çalışanların sonunu getirdi. Birkaç ay içerisinde tüccar kervanlarında garip rivayetler dolanmaya başladı. Görünmeyen güçlere kendilerini kurban eden erkek ve kadınların hikayeleri. Shurima'nın topraklarında yeni uzun fay hatlarına neden olan depremlerin söylentileri. O günlerden beri geçen yıllarda Malzahar'ın efsanesi kuzey kıyılarına kadar ulaştı. Elçinin takipçileri genişledikçe yakın kasabalarda halkın kalplere korku salan imgeler gördüğü söylenir oldu. Ve zamanla korkular batıl inançlara dönüştü. Artık uzak diyarlardaki en iradeli köylüler bile hayvanlarını hiçlik yaratıklarına kurban ediyor. Ancak yaptıklarının sadece Mazahar'ın sonu getirmesine yardımcı olduğunun farkında bile değiller.